Değerli basın mensupları hepinize saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de yoksulluk var mı? Var. Sefalet var mı? Var. Evine götür ekmek götüremeyen insanlar var mı? Var. Çocuğunu okutamadığı için okulunu, üniversiteyi donduran insanlarımız var mı? Var. Gençlerimizin umudu artık Türkiye'den yana değil. Yurt dışında hangi ülkeye gitsem diye bir arayış içindeler mi? Evet, öyleler. Bütün bunların bu iktidarla ilintili nedenleri var. Bu iktidardan dolayı insanlar yoksulluk içerisindeler. Bu iktidarın politikalarından dolayı, bu iktidarın hiç kimse tarafından anlaşılmayan iktidarda yaptıkları, yaptıkları değişikliklerden dolayı, ekonomik değişikliklerden dolayı bunlar zor durumdalar. Ne yapıyor iktidar? Diyor ki ben yeni bir model yarattım diyor. Nedir bu modelin adı? Tayyip ekonomisi. Bununla ilgili kitap da yazdı Tayyip Erdoğan. Bunu ekonomistler aldılar, ellerine baktılar. Ama kimse bir şey anlamadı. Acaba bizim bilmediğimiz bir şey var mı? Bir izleyip de görelim dediler. İşte felaket tablosu şimdi size açıklıyorum. Vatandaşın bankalardaki döviz mevduatı 20 Aralık'ta 163.5 milyar dolardı. Yani 20 Aralık'ta çıkıp da dolar garantili faizi Tayyip Erdoğan açıklamadan önce yani bir avuç dolar zengininin bir avuç dolar zengininin bankalardaki mevduatlarını koruma altına almak için vatandaştan toplanan vergileri ödeme garantisi vermeden önce Bankalardaki mevduat 163,5 milyar dolardı. Peki 31 Aralık'ta ne oldu? Yani dolar düştü. Evet düştü. Peki gerçekten insanlar koştular. Paralarını bozdurdular. Ondan dolayı mı? Dolardan çektiler. TL cinsinden mevduata yatırdılar. Gerçekten bundan dolayı mı düştü? Bakıyoruz hangi verilere bakarak? BDDK verilerine bakarak bakıyoruz 31 Aralık'ta yükselmiş dolar cinsinden mevduat 164.4 milyar dolara çıkmış. Peki bu bir kanıt değil midir? Yani bir ekonomik adım attınız, ekonomiyle ilgili bir adım attınız. E bir tablo var önümüzde. Ve devletin ilgili kurumları bu tabloyu açıklıyorlar. Başarısız oldun diyorlar. E millet de Sokağa çıkıyor, domuz zurnayla oynuyor. Peki bu başarısızlığı gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi anlatmayacak mı? Anlatıyor arkadaşlar. Hem de ayrıntılarına varıncaya kadar anlatıyor. Bakın döviz garantili mevduat hikayesi tutmadı ama doları da kimse bozdurmadı. Ne yaptı Merkez Bankası? Borçlanarak swaptan aldığı dolarları satmak zorunda kaldı. İlk önce 9.3 milyar dolar, sonra 17.5 milyar dolar. Yani hazinedeki paralar borç alınan paralarda eritildi. Bu hazine nasıl bir yük size anlatayım? 23 Aralık'ta Merkez Bankası kur korunmalı mevduat doları kurunu, yani bankalardaki mevduatı kur korumalı mevduatı 11 lira 63 kuruş olarak açıkladı. Aynı kuru bu sabah saat 10 itibariyle 13 lira 74 kuruş olarak ilan etti. 23 Aralık'ta kur korumalı mevduatta en yüksek faizden yani yüzde 17'den 1 milyon lira yatıran bir para babası vatandaştan bahsetmiyorum. Vatandaşın cebinde böyle bir para yok. Bir para babası döviz kuru bugünkü seviyede kalsa bile 23 Mart'ta 1 milyon liranın 1 milyon 181 lira olarak alacak bu parayı. Bu parayı bu para babasına kim ödeyecek? Tayyip ekonomisinin işte burada devreye giriyor. Aldığı karar. Ben söylüyorum. Ne kadar para alacak faiz olarak? 181 bin lira alacak. Sadece 42.500 lirasını banka ödüyor, 138.500 lirasını hazine ödeyecek. Yani milletin vergileriyle toplanan paralardan ödenecek. Yani para babasının faizinin büyük bir miktarını kim ödeyecek? Millet ödeyecek. İşte Tayyip ekonomisi. Kısaca bu Tayyip ekonomisi. Yani zengini koru, onun faizini millete ödet. Eğer bu benim dediğimden ilgili bir baba yiğit. Bu Tayyip Erdoğan'ın ekonomi danışmanları falan filan şimdi pek ortada gözükmüyorlar ama varsa bir ulusal televizyona çıkalım. Kim istiyorsa gelsin. Orada bunu tartışalım. Kur korumalı mevduatta bugün itibariyle 91 milyar lira para yatırılmış. Bu 91 milyar lira dövizini bozduran kişiler değil arkadaşlar. Normal TL mevduatında buraya para yatıranlar. Bu 91 milyar lira için 12 milyar lira şimdiden 12 milyar lirayı bulmuş durumda. Faizi 12 milyar lirayı bulmuş durumda. Dolar artışını göz ardı ederek şimdi size gene Tayyip ekonomisini söylüyorum. Hazine diye soruyorum bunu. Bu para için hazineye bütçeden ödenek konuldu mu? Yani bu 12 milyar lira için, faiz artışı için. Tayyip ekonomisi, sana soruyorum yasalarla ilgili. Sen önce ben yaparım yasalar arkamdan gelir diyorsun. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti değildir diyorsun. Bunu nerede mi kanıtlıyoruz? İşte bu 12 milyar lira faizle ilgili Bütçe ödeneklerinde bütçeyi yeni geçirdik. Böyle bir karşılık yok. Hukuki bir altyapısı var mı? Hayır. Hukuki bir altyapısı yok. Daha önceden bir öngörü var mı? Hayır, öngörü yok. Sadece o günü kurtarmakla ilgili adımlar atmış Tayyip Erdoğan. Yasalar arkadan gelmiş demiş. Peki güvendiği bir yer var mı? Yani yasalara uygun davranmıyor. Hukuka uygun davranmıyor. Tayyip Erdoğan güvendiği bir şey var mı? Var. Milliyetçi Hareket Partisine ve dün akşam genel kurulda milletin limanlarını peşkeş çekmeye el kaldıran milletvekillerine güveniyor. Milletin vekillerine değil. Tayyip'in vekillerine güveniyor. Tayyip'in vekilleri kanunsuz bir şey gelse dahi el kaldırıyorlar. Bunu Tayyip Erdoğan gönderdi diye Bununla ilgili hukuksuzluk yasallaşıyor. Nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Dövül şu anda yok. Dövüldü toparlamak için geçen hafta ihracatçılara ihracat yapıp yurda getirdiği dövdün yüzde yirmi beşini Merkez Bankası'na satma zorunluluğu getirdi. Şimdi ihracatçı arkadaşlar yaptığı ihraç maddede, yaptığı ihracatın ara mallarını yüzde altmış ile yetmişini ithal etmek durumunda. Bir kere burada sıkıntılı ihracatçı. İkincisi adam elin taşın altına sokmuş. İhracat yapmış, ticaret yapmış. Buradan elde ettiğin doların diyor yüzde yirmi beşini ben el koyuyorum diyor. Yüzde yirmi beşine çöküyor. Yani onu tekrar ihracata döndürmesinin önünde bir engel teşkil ediyor. Vatandaş için Türkiye'de ayrıca alınan 251 doların yani vatandaşlık istiyor. Adam ev satın alacak 250 bin dolara yatırım için getirilen 500 bin doların birisi yatırım yapacak 500 bin dolar Türkiye'ye getirdi. Merkez Bankası'na satma zorunluluğu getiriliyor. Arkadaş evini satacaksın ya. Evini satacaksın. Dolarla sattın evini adam da yurttaşlık alacak. 250 bin dolara yurttaşlık olur mu? Olmaz. Olmaz. Ama Türkiye'de oluyor. Tayyip ekonomisinde oluyor. Diyor ki o 250 bin doları da vatandaşa değil Merkez Bankası'na getirip vereceksin diyor. 500 bin dolarlık yatırım yapacak o yatırımı da Merkez Bankası'na getireceksin diyor. Bütün bunlara gerek var mı? Yani Türkiye'de dolarla ilgili bu kadar takla atmaya gerek var mı? Hayır yok. Neden? Türk lirasını değerli kılarsın. Nasıl kılarsın? Gerçekten Türkiye'de katma değeri yüksek ürünlerle ilgili müteşebbisleri desteklersin. Üretimi desteklersin. Ara malları ithal etmeyecek bir Türkiye yaratırsın. İhracattan ve yatırımlarda Türkiye'nin kalkınabilmesi için Türkiye'nin bir hukuk devleti olmasını sağlarsın işte o zaman Türk lirası değerlenir senin dolar için bu kadar takla atmana gerek kalmaz. Arkadaş bütün bunları yapıyorsun da millete herhangi bir dolarla bir satış yaptığı zaman onun parasına çöküyorsun da bu beşli çetenin dolarla yaptığı ihaleye neden Türk lirasına çevirmiyorsun? Neden bunu yap? Bunu sormayacağız mı kardeşim? Milletin parasında gözün var. Yastığın altındaki altınlarda gözün var. Milletin kefen parasında gözün var arkadaş. Kefen parasında gözün var. Ama beşli çeteye sıra geldi mi onlar dolarla yapacaklar. Bütün ihalelerini öyle alacaklar. Ve dolar arttıkça onların karı artacak. Peki yetti mi arkadaşlar? Yani emekliye vermiyorsun çiftçiye vermiyorsun. Millete vermiyorsun. Ama bir avuç dengine vermek için Tayyip ekonomisini yaratıp 50 tane takla atıyorsun. Yetti mi? Yetmedi. Şimdi hiç şöyle bir şey duydunuz mu? Türkiye Cumhuriyeti'nde değerli arkadaşlarım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kamuya ait bir malı sözleşmeli olarak ihaleye çıkartılacak. İhaleye çıkartıldı mı daha önceden çıkartıldı. Bu sözleşmenin bitmesine daha altı yıl var, yedi yıl var. Limanlardan bahsediyorum. Dün akşam genel kurulda geçen karardan bahsediyorum. Tarihe kara sayfa olarak geçen karardan bahsediyorum. Şimdi bu taşınması bu limanları bitimine daha ihalenin bitimine beş yıl var, altı yıl var, yedi yıl var, on yıl var. Diyorsun ki kanun yok. Ben bunları size ihalesiz gene vereceğim. Kime vereceksin? Antalya Limanı kim işletiyor? Katarlılar. Ya arkadaşlar beni seyreden bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Sizden daha önemli olan Katar halkının Türkiye'deki Tayyip Erdoğan'daki karşılığı nedir? Tayyip Erdoğan Türk milletinin cebine koymadığı paraları, milletinden esirgediği paraları neden Katar'a gerçekten avuç avuç veriyor ve hukuksuzca veriyor? Şimdi dün akşam bakın Katarların 2028'de bitecek olan sözleşmesi var. Yıl kaç? 2022. Kaç yıl var sözleşmenin bitmesine? 6 yıl var diyor ki ihale yapmayacağım kardeşim neden Katar'a vereceğim Kaç'a vereceğim sana ne diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kaç'a istersen onu vereceğim diyor dün akşamki genel kurul Kaç'a istersen Katar'a o fiyata vereceğim diyor açıkla açıklamam diyor İhale başka firmalarda katılsın belki onlar daha çok fiyat verecekler Türkiye kazanacak kazanmasın kardeşim diyor Katar kazansın diyor. Peki kaç yıl uzatacaksın? Ben onların süresini 2047'ye kadar uzatıyorum diyor. İstedikleri gibi işletsinler ve para kazansınlar diyor. Kabul ediyor musunuz diyor meclis başkanı. MHP'liler ve ellerini kaldırıyorlar. Yaşasın Katar diyorlar. Yaşasın Katar ellerini kaldırıyorlar kabul ediyorlar. Yaşasın Türkiye yok. Yaşasın milletimiz yok. Yaşasın Katar. İhalesiz, bedeli belli olmayan, hukuksuz bir şekilde Katar'a 49 yıllığına çıkartan kanunu yasal olmayan bir şekilde meclisten dün akşam geçirdiler. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? İki günden beri bu meclisin dört duvarı arasında biz Onlara karşı muhalefet ediyoruz. Gece yarılarına kadar. Onlarla tartışıyoruz. Bu yasayı engellemek için mücadele ediyoruz. Milletvekillerimize diyoruz ki 50 kişi burada kalsın, diğer milletvekilleri gitsin, bunu Türkiye'ye anlatsın. Genel başkanımız dahil olmak üzere Türkiye'ye gidip anlatıyorlar. Peki bu yasa çıktı anayasaya. Derhal Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edeceğiz. Peki halkımıza şikayet ediyoruz. Şimdi beni duyan var mı diye sesleniyorum Türkiye'ye. Sesimi duyan var mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin birikimleri Katar'a bir, Beşli Çete'den Limak'a, Limak'a ihalesiz 2048'e kadar İskenderun Limanı Limak'taydı. Şimdi 2061'e kadar ihale yok. Uzatıldı. Al Bayrak Holding'e, Ciner grubuna, Singapurlulara. Singapurlular Mersin limanını işletiyor. Onlara 2056'ya kadar ihalesiz, bedelinin ne olduğu belli olmadan hukuksuz bir şekilde verildi. Şimdi Türkiye'den çıt var mı? Sivil toplum örgütleri. Gazeteler yazdı. Biz bunu bilmiyorduk. Kimse bunu demeye hakkı yok. Herkes biliyor. İşte bütün basın mensupları benim karşımda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili avazı çıktığı kadar genel kurulda ne yapıyorsa burada da onu yapıyor ve duyurmaya çalışıyor. Televizyonlar bahsediyor. Peki sivil toplum örgütleri açıklama yapmayacak mı? Türkiye'nin sözde sanatçılarına değil gerçek sanatçılarına sesleniyorum. Tibitle kanını doyurduğunu söyleyenlere değil. Gerçekten Türkiye'de sanatçılığın aynı zamanda toplumu kucaklama olduğunu bilen sanatçılara söylüyorum. Sesiniz çıkmayacak mı? Meslek odalarına sesleniyorum. Meslek odaları başkanları. Koskoca bir meslek odası, odasını ve sivil toplum örgütünü başındasınız. Sesiniz çıkmayacak mı? Türkiye'nin soyulmasına Türkiye Odalar Birliği ses çıkartmayacak mı? Gerçekten Türkiye satılıyor. Şeker fabrikaları satıldı, telekom satıldı, kağıt fabrikası satıldı, bütün birikimler satılıyor. Sıra ihalesiz limanların peşkeş çekilmesine geldi. Kime? Limaka, kime? Katar'a. Yani bir avuça. Bununla ilgili gerçekten... Ses gelmeyecek mi Türkiye'den? Ses gelmeyecek mi? Biz Cumhuriyet Halk Partisi daha fazla oy alsın diye değil. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik politikalarıyla halkın gözüne girsin diye değil. Bir tek şey için uğraşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye'de yaşayan herkesin geleceğini garanti altına almak için. Ama Türkiye'nin geleceği satılıyor. Buna Türkiye'den ses gelmeyecek mi? Buna bakmak lazım. Şimdi arkadaşlar fiyat artışlarının etkilenmesin diye kamu inşaat işçileriyle ilgili fiyat farkı kararnamesi geliyor. Teklifi meclis başkanlığına da sundular. Meclisin AKP için işte gündemi bu. Bizim gündemimiz var. Biz işçi ve esnaf emeklileri için yasa teklifimizi Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Bizim derdimiz işçi. Bizim derdimiz esnaf. Bizim derdimiz çiftçi. Bizim derdimiz halkımız. Onların derdi Katar. Onların derdi Limak. Onların derdi Beşli Çete. Onların derdi yandaşlar. Bu yıl başında maaşlar en azından memur emeklisi kadar yani %30.95 oranında arttırılması için. Kimin? işçilerin ve bağ kurulların. Arttırılması için kanun teklifi verdik. İşçi emeklileri ve bağ kur emeklileriyle ilgili. Teklifle ayrıca emeklilerimizin yıllar önce AKP tarafından ellerinden alınan her yıl büyüme oranının yani refah payı hakkının geri verilmesi de yer alıyor. Yani İşçimizin en ufak bir hakkı varsa, esnafımızın, emeklimizin en ufak bir hakkı varsa Cumhuriyet Halk Partisi gece gündüz onu araştırıyor, onu buluyor ve kanun teklifi veriyor. AKP yandaşların ne kadar hakkı varsa, nasıl insanlardan daha fazla vergi alıp yandaşlara aktarabiliriz, gece yarınlarına kadar onlar da onunla için uğraşıyorlar. İşte Türkiye'deki siyasi savaş tam da budur. Bir avuç yandaşla millet için uğraşanların savaşıdır. Bu savaş Türkiye'nin geleceğidir. Biz bu hakkın dul ve yetim aylıklarının asgari kişi başına en az 1500 lira olması için de teklifimizi verdik. Bu teklifin bir an önce çıkması için elimizden geleni yapacağız. Değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz elimizden gelen muhalefeti gerçekleştiriyoruz. Ancak muhalefet dürüstlükle, namusla, inançla yapılır. Biz bu inançla hareket ediyoruz. Ama bir ülkenin sadece siyasi partileri yoktur. Bir ülkenin gücü dinamikleriyle eşit orandadır. Bir ülkenin dinamikleri o toplumun örgütlü gücüdür. Yani sivil toplum örgütleridir. Yani sanatçılardır. Yani üniversitelerdir. Akademisyenlerdir. Yani meslek odalarıdır. İşte onlar eğer gerçekten o ülkenin ihtiyacı olduğu zamanlarda bir adım öne çıkmazlarsa o ülke büyük sıkıntılar yaşar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu uyarımızı da yapıyoruz. Hiçbir şey bizi yıldırmayacak. Asla umutsuzluğa düşmüyoruz. Herkes bilsin. Millet İttifakı iktidara geldiği ilk gün ne yapacağını biliyor. İlk alacağı karar. Hiçbir işte çalışmayan, ailesiyle ilgili hiçbir işe girememiş ve hiçbir geliri olmayan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her hanenin kadınına bankadan devletin ona verdiği imkanı olan aile destekleri sigortasının karşılığı olan parasını alacak ve evde çorbasını kaynatacak ve kimseye muhtaç olmayacak. İşte Millet İttifakı'nın atacağı ilk adım budur. İlk adım bu. İkincisi, Türkiye'de yatırım yapan bütün iş insanları, bütün iş insanları eşit rekabet koşullarına sahip olacaksınız. Hem Türkiye'de hem dünyada. Asla ve asla asla bir avuç kişi kayrılmayacak. Hiçbir fark gözetmeden Türkiye'nin menfaatine kamu yararına girdiğiniz ihalelerde elinizi taşın altına sokarsanız omuzumuzu vereceğiz size. Yeter ki katma değeri yüksek ürünler üretin ve ihracat yapın. Yeter ki Türkiye'yi geleceğine yatırım yapın. Millet İttifakı iktidar olduğu gün sizi ekonomi masasının çevresinde toplayacak, sorunlarınızı tespit edecek ve gereğini yapacak. Çiftçilerimize hiç korkmayın ilk bir ay içerisinde Millet İttifakı iktidar olduğunda gübrenin üzerindeki ve mazotun üzerindeki ÖTV yükü derhal kaldırılacak. Derhal kaldırılacak. Sizin en az girdilerle üretim yapmanızı, ekim yapmanızı millet ittifakı sağlayacak. O yaptığınız ürünleri ihraç ederek Merkez Bankası hazine Türkiye'de kasalarını dolduracak. Siz üreteceksiniz, millet kazanacak. Hiç kimse merak etmesin. Öğrencilerle ilgili söylüyorum. İlk bir yıl içerisinde bitirilmemiş yurt kalmayacak kaç tane öğrenci yurda talebi varsa her öğrenci girecek, o yurtta kalacak ve devlet arkasında olacak. Üniversitelerden yok kaldırılacak. Üniversiteler özel olacak. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye'de yaşayan, kamuda çalışan memurlar eski itibarlı günlerinize tekrar döneceksiniz. Ayrıcılıklı değil, milletin saygın memurları olacaksınız. Aldığınız maaşla öğretmenlerimizle kamu çalışanlarımızla aldığınız maaşla yaptığınız işteki liyakatınızla Türkiye'de saygın birer memur olarak millete hizmet edeceksiniz. Bugün elbette bütün yapacaklarımızı anlatamam. Ama şunu söyleyebilirim. Millet iktidarında hiçbir çocuk yatağa çıkmayacak Türkiye'de. Teşekkür ederim. Sorusu olan var mı? Var. Var. Rica etsem. Neyle ilgili dava açtı dedin? kişilik haklarıyla söyleyeceğim. Onun kişilik kişilik hakkı diye bir şey kalmadı. Türkiye'yi sömürdü, bitirdi. Kemal Kılıçdaroğlu onun yaptığı yolsuzlukları, usulsüzlükleri hepsi dahil olmak üzere Türk Türk vada dahil olmak üzere yaptığı yolsuzlukları, yandaş vakıfları bütün bunları tek tek su yüzüne çıkartıp hukuki olarak işlemlerine devam ediyor. Tayyip Erdoğan'ın kişilik hakkı diye bir şey yok. Onun bütün milletin efendim Bilal Erdoğan bütün milletin e, kişilik haklarını zedeleyen bir kişi olarak o telefon konuşmasında kayda geçti. O bütün insanlarda paraları sıfırlayan oğul olarak anılıyor. Onun onun kişiliği o kadar. Yani o babasının oğlu. Ha. Biri diyor ki paraları sıfırla oğlum. Milletten aldığımız paraları sıfırla diyor. Öteki diyor nasıl babacığım ne kadarını diyor ya. İşte onun kişiliği o kadar. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan nasıl diyor önümüze alıp süpüreceğiz sizi gittiğiniz yere kadar diyor. Kim için diyor? Cumhuriyet Halk Partisi için diyor. Ben de Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum ki iktidara gidiyoruz Recep Tayyip Erdoğan. Süpürdüğün yer iktidar. Millet bizi oraya kollarını açarak sürüklüyor. Teşekkür ederiz. Sen de destek olmaya çalış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili net olarak ifade ediyorum. Şimdi arkadaşlar İstanbul'un toplam kamu zararı genel başkanımız açıkladı. Daha önce İstanbul Belediyesi onlardayken yapılan ihalelerdeki usulsüzlükler ve yolsuzluklar nedeniyle 13 milyar 200 milyon lira olarak tespit edildi. Bununla ilgili 34 yolsuzluk dosyasında müfettişlerin el koyduğu dosyalardaki toplam tutan buna bir bir rapor haline getirdik ve çıkan sonuç şu. 13 milyar 200 milyon zarar. Çıkan sonuç bu. Yani bütün dosyalarda devleti, belediyeyi, kamuyu zarara uğratmışlar. Biz bunu tespit ettik. Gerekli mercilere duyurduk. İçişleri İş Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çatlıktı'nın Çataklının sözlerini takip ettik. Arkadaşlarımız takip ediyorlar. Biz yaptıkları tüm açıklamaları en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz. Çataklının hukuka aykırı bulunmadığını iddia ettiği 21 dosyadan sadece bir tanesi kentsel dönüşümle ilgili olan bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eline geldi. Diğerleriyle ilgili ne yapıldı bilmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de gerçekten bilmiyor. Biz bunu bir an önce öğrenmek istiyoruz. Nedir? Ayrıntılı bir şekilde bunu bilmek istiyoruz. Ayrıca müfettişler ön inceleme izli verilen dosyalardan savcılıklara taşınan olmuş mudur onu da öğrenmek istiyoruz. Soruyoruz. Bunu inceledi müfettişler? Savcılığa taşınan var mı yok mu? İstanbul Büyükşehir'in iddia ettiği bu yolsuzluklarla ilgili. Şimdi arkadaşlar. Orada da müfettişlerimiz var. Onlar inceliyorlar. Bizim müfettişler yolsuzluk ve usulsüzlük buluyor. Nedense İçişleri Bakanlığının müfettişleri yolsuzluk ve e, usulsüzlük bulmuyorlar. Acaba nedendir? Kime bağlı bu İçişleri Bakanlığı müfettişleri? İçişleri Bakanlığına bağlı. Peki İçişleri Bakanı nasıl birisidir? Hani şu durduk yere birden ya işte İstanbul Belediyesi'nde şu kadar PKK'lı var. Ya İçişleri Bakanı sen demiyor muydun? Türkiye'de 166 tane PKK'lı kaldı diye. Nasıl oluyor da İstanbul Belediyesi'nde 460 tane PKK'lı oluyor? Ya bir insan yüzü kızarmadan böyle bir yalan söyler mi ya? Peki bunlar PKK'lı falandı da bunlar işe girerken savcılıktan bir kayıt getirmiyorlar mı? Ben herhangi bir suça iştigal etmedim diye savcılık kaydı getirmiyorlar mı? E gidip Adalet Bakanlığı'na sorsana. Ama sen nasıl bir İçişleri Bakanı'sın? Ben sana söyleyeyim. Arkadaş, Kolombiya'dan gelen 4.9 ton uyuşturucunun baronunu saklayan bir İçişleri Bakanı'sın. Bir buçuk yıldan beri konteyner numarası belli. Kolombiya'dan belge gelmiş. Sen o uyuşturucu babasını... Bir buçuk yıldan beri hakkında işlem yapmıyorsun. Yaptıysan çıkıp söylesene kardeşim. Niye kokainman baronlarını koruyorsun? Neden uyuşturucu baronlarını koruyorsun? Sen kendin İçişleri Komisyonu'nda kameralar karşısında kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz'ı devletin ilgili birimleriyle yurt dışına kaçırdık diyen bir İçişleri Bakanı'sın. Sen yani mafyanın mafyanın işbirliği yaptığı yani uyuşturucu baronlarının işbirliği yaptığı bir kişisin sen. O yüzden senin ne kendine güvenimiz var ne de kendi kadrona güvenimiz var. Sen bir tek şey yaparsın. Ben zaten senin adını söyledim. Tayyip Erdoğan'ın tetikçiliğini yaparsın. Onu da neden yaparsın biliyor musun? Bir genel başkan Siyaset böyledir arkadaşlar. Bir genel başkan kendi partisinin en tepesinde olan ve davasının adamıdır. Davasını satıp da bakanlık için kendi partisini satan adamlardan Türkiye Cumhuriyeti'nde bakan da olmaz, adam da olmaz. Başka sorusu olan var mı? Arkadaşlar Kazakistan'da e, LPG gelen zam e, nedeniyle ilk önce bununla başladı. LPG'nin zamları e, daha sonra devlette milletin sömürüsüne dayanan bir sistem onlara baskı yaptığı için millet ilk önce LPG zambıyla sokağa çıktı. Ondan sonra da demokratik haklarını arayarak dediler ki karşı bu hükümet bizi yönetmesin. Neden? Bu hükümet bizi değil kendisini düşünen bir hükümet dedi ve burada kendi demokratik haklarını savunmaya çalışıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun işçilerle, memurlarla, çalışanlarla, emekçilerle emeğinin karşılığını alamayanların biz her zaman yanındayız. Bu mücadele sadece bir ülke mücadelesi değildir. Bu mücadele bir insanlık mücadelesidir. İnsanlık mücadelesinin Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman yanındayız. Sömürülenden yana e, tavır koyacağız. Sömürenin de bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar karşısında olacağız. Başka? Yok. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Dinledim, Vallahi sonunu dinlediniz.